cinsel yolla bulaşan hastalıklar nelerdir? Burada bakteriyel, viral ya da parazitlerle birçok enfeksiyon meydana gelebilir. Günümüzde artık korunmasız ilişkiler o kadar yaygın ki, partner sayısı o kadar çok ki, artık bu kontrol edilemeyecek durumda ve gün geçtikçe artan oranda cinsel yolla bulaşan hastalıkları maalesef ki görmekteyiz. Burada viral sebeplerden bahsedecek olursak, birincisi hepatit B virüsü, hepatit C virüsü, HIV dediğimiz AIDS'e doğru giden HIV virüsü burada önemli olarak bilmemiz gereken viral etkenlerdir. Bu viral etkenler cinsel yolla ve kan yoluyla bulaşır. Burada aslında önemli olan şey şu, cinsel ilişki esnasında eğer ki bir gözle görülmeyen mikro bir kanama meydana geldiyse, bu kan yoluyla karşı taraf partnerine HIV virüsünü, hepatit B virüsünü ve C virüsünü bulaştırabilir. Tabii ki bunların kendi içerisinde bir oranı var. Herkes de illa bu virüsler bulaşacak diye bir şey yok. Burada eğer ki korunmasız riskli bir ilişki meydana gelmişse mutlaka bir jinekoloğa kontrol edilmesi ve bu ELISA paketinin yaptırılması gerekir. Biz doğduğumuzda yüksek oranda nüfusun yüksek oranı hepatit B virüsüne karşı aşılanmakta. Ama hepatit C virüsünün bir aşısı yok. HIV virüsünün bir aşısı yok. Dolayısıyla bu virüslere karşı korunma ancak ve ancak sağlıklı cinsel birleşmeyle mümkün. Bunların haricinde yine sifiliz dediğimiz frengi rahatsızlığı, bel soğukluğu dediğimiz gonore, klamidya, trikomonas, üreoplazma gibi enfeksiyonlar da yine bulaşabilir. Viral enfeksiyonlardan en sık bulaşıcı olanlardan bir tanesi ise HPV virüsüdür. HPV virüsü günümüzde başımızın belası. HPV virüsü en önemlilerinden bir tanesi rahim ağzı kanserine yol açmasıyla ünlü. Bunun haricinde herpes simplex virüsü, herpes simplex tip 1, herpes simplex tip 2 yine en sık, en yaygın gördüğümüz enfeksiyonlardan bir tanesi yine molluscum contagiosum dediğimiz enfeksiyonlar da cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar. Eğer siz de korunmasız bir ilişkiye girdiyseniz mutlaka bir uzman jinekoloğa görünmenizi öneriyorum. Burada yapılacak fizik muayenede önemli olduğu kadar aynı zamanda yapılacak olan bir takım testler de, kan testleri, alınacak kültürler de sizin bu enfeksiyonlara bulaş olup olmadığınızı ortaya çıkaracaktır.